Merhaba arkadaşlar. Bu gece güvenlik olarak çalışıyorum otelde. Gece nöbetindeyim. Şu anda saat sabaha karşı 5.30 civarında. Az önce bir olay yaşandı. Yani çok da önemli bir olay değil aslında ama front desk'teki kız şu anda rapor tutuyor olayla ilgili. Ben de birazcık kayıt aldım. Şimdi gelin sizinle kaydettiğim görüntüleri paylaşayım. Ya şuradaki evsiz beni tam bir saattir rehin aldı ya. Böyle bir şey olamaz. Demin otelin içine girdi. Resepsiyondaki kız çağırdı beni. Yardıma ihtiyacım var dedi. Geldim. İşte aracımı bekleyeceğim. 15-20 dakika oturabilir miyim dedi. Dedim hadi otur. Yalan söylediğini sen de ben de biliyoruz ama hadi otur. Yani ne diyeyim şimdi, zorla dışarı çıkaramazsın. Silahı vardır, bıçağı vardır. Gece gece yani niye kendimi riske atayım ki? Oturmasına izin verdim. Ondan sonra süresi dolunca yanına gittim. Beyefendi 20 dakika geçti ama hala aracınız gelmedi dedim. Ben de bozuntuya vermiyorum tabii. İşte bir 10 dakika daha bekleyebilir miyim falan dedi. Dedim peki bekle ama 10 dakika sonunda seni dedim dışarı çıkarmak zorundayım dedim. Tamam dedi. 10 dakika sonra yine yanına gittim. İşte lavabonuz var mı, tuvaletiniz var mı? Var dedim, gel. Gel tuvalete de git hadi. Tuvalete de git dedim. Tuvalete gitti. Bir de tuvalette başında bekledik 5 dakika. Ondan sonra hadi dedim artık çıkman lazım. Çıktı dışarı. Hala oturmak için içerilere bakıyor. Dedim bu taraftan. Kapı bu tarafta lütfen. Neyse, yaklaşık bir 20-25 dakikadır da böyle otelin önünde sigara içti, migara içti, bir şeyler yaptı. Göz hapsinde, uzaktan göz hapsinde tuttum. Yani herhangi bir şey olursa müdahale etmek için tekrardan içeriye girme ihtimaline karşı vesaire. Yani ben güvenlik değilim. İdareten yapıyorum bu işi. Ama yani daha fazla açıkçası yapmak istemiyorum. Çok fazla evsiz var çünkü. Kimin ne olduğu belli değil. Adamın silahı da olabilir yani, anlatabiliyor muyum? Benim üzerimde hiçbir şey yok. Ne silahım var, ne copum var, ne biber spreyim var. En kısa zamanda konuşacağım. Daha fazla devam etmek istemediğimi yöneticilerle görüşeceğim. Yani ben garsonum. Garsonluk yapmak istiyorum. Tamam bu benim için ek kazanç oluyor ama ya, çok da açıkçası gereği yok yani. Atla devede kazanmıyoruz. 3-5 kuruş para için gece nöbeti tutup hem ailemden uzak kalmama gerek yok. Hem de böyle canımı riske atmama da gerek yok. Beni de anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Ya sonuçta çoluğumuz çocuğumuz var bizim. Hani saatlik 15-16 dolar para alacağız diye böyle evsizlerle de muhatap olmak istemiyorum yani açıkçası. Böyle arkadaşlar. Öyle bir saatlik heyecan yaşadık. Saat sabah şu anda 5. Biraz uykum gelmişti. İyi oldu, uykum açıldı. Homeless. He's a homeless person. Of course, 100%. He wanted to sit, I let him sit. Mm-hmm. What can I do? Okay. And then, did he use the bathroom? Yeah, but I was with him and all the time. After you went out here? He stayed outside a little while and I was with him all the time. Oh, he stayed there? Yeah, he smoked something, but I was just keeping an eye on him. Now he left. Okay. Yeah. Is he here in the entrance? Like entrance? No, he was on the other side, like near the road, you know? Right, and that the sidewalk? Side. Yeah, that side. Oh, that side? Yeah. Oh, that. Okay. So he's not here anymore.
front desk'teki kız da. He is young. He's probably like 20, 21. Buradaki arkadaşlar şimdi rapor tutuyor tabi. Olanları yazıyor. Yarın bana bu. Yeah, he was totally black. 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 Good morning. Öyle işte. Rapor tutuluyor. Yarın bununla ilgili sorular sorarlar bana. Sorsunlar. Benim yaptığım bir şey yok. Müdahale etmem gerekirse ederim. Etmem gerekmiyorsa uzaktan izlerim. Duruma hakim olurum. Yapacak bir şeyim yok yani. Az önce de söylediğim gibi. Yani ne çelik yeleğim var, ne biber gazım var, ne silahım var, ne copum var. Ne yapayım yani? Şey mi? Adam boğayım mı? Gerekirse yaparız da ne gerek var abi? Burada Amerika'da kimse kimseye dokunamıyor çünkü biliyorsunuz. Yani adam hırsızlık yapıyor. Göz göre göre security dokunmuyor bile yani. Bırakıyor. Biraz yürüyüp gitmesine izin veriyor yani. Çünkü herkes burada kafayı yemiş, silahlı. Kimi kime ne yapacağı belli olmaz. Hiçbir şey canımızdan daha değerli değil yani. Bir süredir video çekemiyorum, farkındayım. Annem babam geldi Türkiye'den. Biraz onlarla vakit geçiriyoruz, özlem gideriyoruz. En kısa zamanda videolara devam edeceğim. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler benden.